Değerli takipçilerimiz, yepyeni bir projeyle karşınızdayız. Bugün sizlere Balıkesir, Edremit, Güre bölgesinde toplamda 6 villadan oluşan, her biri bağımsız, kendine ait otoparkı, havuzu bulunan, site şeklinde yapılmış bir projenin tanıtımını yapacağız. Değerli takipçilerimiz, şimdi burası dediğim gibi toplamda 4+1, hepsinin kendisine ait özel bir havuzu, özel otoparkı bulunan çok güzel tasarlanmış villalar. Değerli izleyenlerim, şimdi şöyle tanıtıma geçmeden önce alt katta Amerikan mutfak, bir salon, kendisine ait bir yatak odası alt katta, bir de banyomuz bulunmakta. Şimdi burası ana girişimiz. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman çok şık yapılmış bir vestiyer var. Bakın şöyle baktığınız zaman bu şekilde, içlerini açalım. Üstü tamamen siyah camlarla yapılmış. Hemen karşıda şu şekilde bir banyomuz var. Yine güzel dizayn edilmiş. Buradan üst kata çıkıyoruz. Merdiven altı değerlendirilmiş. Yine güzel bir çalışma yapılmış. Güzel bir dekor. Alt katta yatak odasının olması çok önemli. İşte herkes üst kata çıkamıyor. Özellikle belli bir yaşa gelmiş insanlar, alt katta oda olması onlar için de çok önemli. Burası salonumuz. Salon Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş. Güzel bir salon. Uyum, renk uyumları gerçekten güzel olmuş. Şu şekilde TV ünitesine kadar hepsi yapılmış. Çok şık bir tasarım olmuş. Emek veren herkesin eline sağlık diyorum. Mutfağımız bakın şu şekilde. Takım olarak anka setleri takılmış. Bakın balkondan direkt mutfaktan havuzu görebiliyoruz. Mutfağın arasında şu şekilde bir cam bırakılmış. Hem kokunun çıkması için hem de aydınlık olması için. Dolaplar şöyle baktığınız zaman boydan boya dolap yapılmış. Şimdi dışarısını zaten drone ile size göstereceğim. Havadan görüntüsünü alıp onu da sizler için sunacağım. Burada bakın balkonumuz var. Şu şekilde bir balkon ve bahçemiz var. Site bu şekilde toplamda 6 tane içerisinde villa var. Hepsi birbirinden bağımsız. Hepsinin kendisine ait bir havuzu var. Bakın duvarda yine şık bir ayna yapılmış. Alt kata baktığımız zaman toplamda alt katta Amerikan mutfak, salonla beraber bir mutfak, bir yatak odası, bir banyo yapılmış. Şimdi üst kata çıkalım.
Fakat merdivenlere çok güzel ışıklandırmalar yapılmış. Gayet şık olmuş diyebilirim. Şu şekilde bakın. Avizeleri falan. Çok güzel olmuş. Ufak tefek eksikleri var. Son uçuşlar yapılacak. Yapıldıktan sonra artık yeni sahiplerine teslim edilecek. Bakın avizelerimizin şıklığına bakın. Gayet güzel tasarlanmış. Şimdi üst kata çıktığımızda hemen şöyle merdivenlerden çıktığınızda bakın yine burada bir banyo var. Gayet kullanışlı bir banyo. Yine burada bir dolap yapılmış. Hemen karşımıza baktığın zaman bir çamaşır balkonumuz var. Üst katta toplamda 3 tane yatak odası bulunmakta. Yatak odaların içerisinde bir tanesinde ana yatak odası olan da kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Bakın şu an hava kapalı olmasına rağmen denizi görebiliyorum. Üst katlardan denizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen bakın zaten altta şu şekilde havuzumuz. Her villanın kendisine ait havuzu var. Yine baktığınız zaman camlarda hepsinde otomatik panjur sistemleri yapılmış. Yine üst katta bakın aşağı inmeden geleni görebilmeniz için kapılar diyafon yapılmış. Görüntülü diyafon. Şimdi burası ana yatak odası. Ana yatak odası içerisinde güzel bir balkonu var. Genişliği gayet güzel. Ortalama işte 15 metre civarında olduğunu tahmin ediyorum. Net rakamları projeden verebiliyoruz çünkü. Bakın burada bir ebeveyn banyosu var. Şu şekilde bir ebeveyn banyosu var içerisinde. Dekorlar bence şık ve güzel olmuş. Yatakların başına, bakın her yatağın başına şu şekilde priz yeri bırakılmış. Bu çok önemli bence. Birçok firma bunu artık koyuyorlar. Şimdi balkona çıktığınız zaman balkondan zaten çok rahat bir şekilde denizi görebiliyorsunuz. Burada da ortalama projeler, yani arsaları toplamda her birinin ortalaması 500 metrekare civarında. Böyle bir projeye sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bakın deniz hemen karşıda kalıyor. Denizi buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Toplamda projeler bu şekilde 6 taneler oluşmakta. Zaten bunları drone ile size yukarıdan gösterdiğimiz zaman detaylı bir şekilde görmüş olacaksınız. Bakın bahçelerimiz bu şekilde doğanın içerisinde zeytin ağaçlarının arasında. Kaz Dağları'nın oksijen bakımından dünyada ikinci sırada olan Kaz Dağları'nda böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız bizlere mutlaka ulaşın derim. Telefon numaramız hemen üst tarafta olacak. Detaylı bilgilere telefondan da ulaşabilirsiniz. Yine yurt dışından arayanlar WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirler. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir projeyle tekrar karşınızda olacağız. Bize sormak istedikleriniz varsa Instagram'dan ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşın. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum.